Kiptaş arazisi üzerinde hayata geçen referans Bahçeşehir projesi ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Biliyorsunuz Bahçeşehir'de Kiptaş olarak 20 ay evvel bir proje yaptık, Vaditepe diye. Onun da 4000 konutluk proje teslimatları başladı. Bir ay evvel başladı, devam ediyor. İnşallah Mayıs-Haziran aylarında insanlarımız orada oturacaklar. Okullar, camiler, yeşil alanlar, sosyal alanlar, spor alanları bitmiş üzere. Burası da bir arazi, bir sene evvel aldığımız bir arazi. Yine böyle orta sınıf dediğimiz, fakat bölgedeki diğer inşaat firmalarından daha düşük fiyatta, %30 daha düşük fiyatta. İnsanların oturabileceği bir yer. Bahçeşehir'in merkezinde, lokasyon güzel. Tavsiye ederim. Konut tipleri, daire tipleri nasıl düzenlendi? Valla bir mimar arkadaşımız düzenledi. İşte ihtiyaç gereği 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, hatta 5+1 bir miktar. Biraz da cadde dükkanları şeklinde tanzim edilmiş bir yer. Çok güzel bir proje, merkezi bir proje. Merkeze yürüme mesafesinde, Bahçeşehir'in merkezine. Zaten Vaditepe de öyleydi, yürüme mesafesindeydi. Bahçeşehir zaten planlı bir yer. Biliyorsunuz 80'li yıllarda rahmetli Özal'la birlikte başlamış, emlak konutun başlattığı bir yerdi. Bahçeşehir gelişti, gece kondusu olmayan, hakikaten planlı, asude bir yer. Kiptaş olarak da orada olalım istedik ve daha evvel aldığımız arazilerle başladık. Şimdi Mayıs ayında da yeni bir 5. etaba başlayacağız. Ben tavsiye ederim, insanımız yanılmaz, Kiptaş zaten yanılmaz. Kiptaş'tan alan herkes kazanır. Bize dua etsinler yeter. Biraz proje hakkında konuşulurken metroya vurgu yapıldı. Metronun tarihi belli mi burada? Valla metro çalışmaları İstanbul'da Sayın Başkanımız Kadir Bey zaman zaman İstanbulluları haberdar ediyor, bilgiler veriyor. Bahçeşehir'e kadar da uzanacak. Yani bu 3-5 yıl içerisinde, en geç 3 yıl içerisinde Başakşehir metrosu gelecek. Ondan sonra Marmara Ray uzantısı gelecek. O bölgede yapılacak Kanal İstanbul'la birlikte bu projelerde revize oluyor, hayata geçiyor. Zannedersem bu yıl içerisinde Bahçeşehir-Başakşehir hattı ihale edilecek. 2 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde tamamlanır. Ulaşım aksları, 3. köprü yol aksları buralardan geçiyor biliyorsunuz, bağlantı yolları. Onların bağlantısıyla birlikte 2-3 sene içerisinde Bahçeşehir'in trafiğinde ciddi bir rahatlama olacak.